Kış kapıya dayandı, hastalık riski de arttı. Uzmanlar hastalıklara karşı vücut direncini artırmanın önemine değiniyor. Bunun da en doğal yolu mevsim meyve ve sebzelerini taze ve dengeli üretmekten, tüketmekten geçiyor. Ayvadan, meyvadan alıverelim durmadan. Havalar soğudu. Hastalık mevsimi başladı. Peki hastalığa yakalanmamak için neler tüketmeliyiz ve nasıl beslenmeliyiz? Vücudumuzu doğal yollarla korumanın yöntemi, yine doğanın bize sunduğu besinleri mevsiminde doğru ve dengeli tüketmekten geçiyor. Hastalık mevsimi geldi dedik. İnsanlar hasta olmamak için en çok hangi sebze ve meyveyi tüketmeli sizce? Brokoli, kereviz. Karatop, ilaç yapıyorlar karatoptan falan. Portakal, mandalin, nar, kivi, muz. Çeşit çeşit, renk renk sebze ve meyveler bol bol ve taze taze tüketilmeli. Turunçgillerden portakal, nar ve kiviye, brokoliden havuç, lahana ve kerevize. Uzmanlar vücut direncini yüksek tutmak için dengeli ve rengarenk beslenmenin önemini vurguluyor. Öyle mi ya? Turunçgillerle beslenme çok önemli. Bunları zamanında tüketirsen, hasta olmadan tüketirsen faydalı olacaktır tabii ki. Turunçgillerden neleri tüketiyorsunuz ya da tüketiyor musunuz? Kivi, portakal, mandalina. Hasta olmamak adına alıyoruz. Mandalinalar, mandalinalar. Hey, çok tatlılar abi. Mandalina, portakal, greyfurt. Kırmızı ürünlerin hepsini tüketiyoruz yavaş yavaş. Çünkü kırmızı demek can demek. Bir de kışın olmazsa olmazları ıhlamur ve zencefil gibi. En başta bir kere zencefil, ondan sonra zerdeçal, ıhlamur, papatya, adaçayı, kuşburnu, tarçın. Zencefilin yaşı 30 lira kilosu, kurusu 60 lira kilosu. Ihlamur yapraklısı 100 liradır, çiçeği 150 liradır kilosu.